Ben siyasetçiyim. Ben anlaşılan kelimelerle konuşurum. Böyle teknik şeylere girmem fazla. Bazen arada bir gayri safi milli hasıla falan filan derken de bile rahatsızlık duyarım. Bunu kaç kişi anlıyor acaba diye. Bir tabloyu yakalamışsın Fatih. O tablo üzerinden bir başka olumsuzluğu, sosyal bir olumsuzluğu, yoksulluğu çözümlemeye çalışıyorsun. Bu sonuçtur. Bu sonuçtur. Buradan hareketle bilmem bu kadar yoksulluğu artırmış bunlar demenin bir manası yok. Çünkü burada vatandaşın aldığı bir takım yardımlar var, destekler var. Bu zaten anayasanın ana prensiplerine, ilkelerine uygun bir şeydir. Bunun bir gereğidir, sonucudur. Önemli olan şey şu. Ama Sayın Bakanım, mesela bu yardımların temel amacı yoksulluğu gidermekken Türkiye'de son 10 yıldır 16 milyon 300 bin, 400 bin oluyor, 500 bin oluyor. Yoksul sayısı düşmüyor. Oysa ki yoksullukla mücadele programının amacı şudur. Artıyor, o yoksulluğu artıyor. Mesela 8 milyon, 7 milyon. O ayrı, bu tabloyla ilgili değil o. Ha, oradaki evet. Şeyi benim Fatih Bey'in kastından anladığım şuydu. Ya bu kadar bir yoksul kesimi sosyal yardımlarla, prangalarlarsa ve bu insanlar AK Parti gider de biz bir daha yardım alamayız şeyine düşerseler siyaseti etkiler. Burada bize düşen görev şu. Aynen o. Ha, burada bize düşen görev de şu, şunu anlatmak durumundayız. Bizim programlarımız çok daha verimli, çok daha fazla kaynak aktaran, üstelik yoksulluk sorununu da çözecek şekilde. Yani insanları sürekli muhtaç bırakma derdinde değiliz. Yani kömür vereyim, gıda vereyim, sürekli bu yoksul diyeyim, onu küçük düşüreyim değil. Kadının hesabına diyoruz biz, en az 1.000 lira para yatıracağız aile sigortası kapsamında. Bunu yaparken de diyoruz şunu 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 yapacağız ve bu aileyi yoksulluktan kurtaracağız. Demin onu anlattım ya, pasta büyüyecek, bir de dilimlerini değiştireceğiz. Şimdi bir adam var, 1 milyar doları var. Tırnak içinde söylüyorum, Mehmet Cengiz. Ya 1 milyar doların içerisinde 1 milyon tane 1000 dolar var. 1000 dolar bugün 4500 lira bir ailenin hayatını değiştiriyor. Ya 1 milyon ailenin hayatını değiştirecek parayı tek Mehmet Cengiz'e verirsen işte o senin dediğin banka durumu ortaya çıkar. Oysa ki bir Mehmet Cengiz 1 milyon ailenin hayatını değiştirebiliyor. Sen diyorsun 1000 tane Mehmet Cengiz'e parayı veriyorsun, ya biz 81 milyon böyle bakıyoruz. Öbür tarafa yine bizim durumumuz iyi. Hepimiz Allah'a şükür emekli maaşı veya milletvekili maaşı, avukat. Öbür tarafta Güneydoğu'ya gidiyorsun, gelir testi diye bir şey var. Geçemeyenin parasını ödüyorlar. Aylık 450 lirası yok. 450 lirası aylık. Şimdi bunu çevirmek de bize namus borcudur. Yani böyle bir tercüme edeyim ben durumu. Evet. Buyurun devam edin, sen bakalım. Bu tablolar üzerinden mi? Yok, tablolara siz dokunmayın. Tablolara şimdi öncelikle şunu söylemek isterim. Programın başından beri ekonomik koşulların zor bir sürece girdiğinden bahsettik. Aslında ekonomi birkaç yıldır zaten yarı kriz ortamında gidiyor. Ama daha kötü bir tablonun ortaya çıkması da muhtemeldir. Fakat benim izlediğim kadarıyla bu kötü gidişin bir numaralı sorumlusu iktidar ve güç sahipleridir. Başta da anayasa değişikliğiyle bütün yetkileri elinde toplayan Sayın Erdoğan, ülkedeki bütün olumsuzlukların bir numaralı sorumlusu haline gelmiştir. Çünkü kamu görevlileri veya kamusal ünvan taşıyanlar sorumluluklarını düşünmek zorundadırlar. Onların gücü ve yetkilerinden öte sorumlulukları önemlidir. Ve ünvanlar ve makamlar aslında sorumlulukları tanımlar, gücünü değil. Dolayısıyla bu kadar şok, anayasa değiştirerek, yasaları değiştirerek, fiilen ve hukuken her şeye hakim bir güç haline geldiğiniz zaman bütün olumsuzluklarında sorumlusunuz. Şimdi Sayın Erdoğan'ın konumu budur. Ve dolayısıyla ekonomide başından beri anlattığımız zorlukların, güçlüklerin ve bozulmaların bir numaralı sorumlusu odur. Ve ben açıkça söylüyorum, bu bir de işte gittikçe otoriterleşmesinden kaynaklanan bir ekonomik bozulmadır, çözülmezdir. Yani siyasi tablo, ortaya çıkan siyasi tablo ekonomiyi de bozmuştur. Ekonomik birimlerin işleyişini de bozmuştur, sorunlar oradan doğmuştur. Yani ülkenin demokratik niteliğini bozarsanız ekonomiyi de bozmuş olursunuz. Hele Türkiye gibi dünyanın size Orta Doğu'da tek demokratik niteliği olan bir ülke nazarıyla baktığı bir sürecin sonrasında siz pozisyonunuzu değiştirirseniz sermayenin kaçmasına yol açacak bir yeni yönetim biçimine geçerseniz ekonomiyi tahrip edersiniz, tablo budur. Yani demokrasi yoksa Türkiye'de
ekonominin iyi olma ihtimali yoktur. Çok güzel. Onun için şimdi seçim kampanyasında özellikle muhalefet partileri neyi söylüyor? İlk işimiz Türkiye'deki yok olan demokrasiyi tekrar inşa etmek, ülkenin demokrasi standardını güçlendirmek ana hedefimizdir diyor. Mümkünse de parlamenter demokrasiye geri dönüşü bir program olarak, bir vaat olarak vatandaşın önüne koymuştur. Dünya bunu izliyor. Dolayısıyla ben açıkça söyleyeyim, Sayın Erdoğan seçimi aldığı zaman herkes kriz beklesin. Herkes işine, aşına, ekmek teknesine kaybedeceğini bilsin. Ama muhalif adaylardan bir cumhurbaşkanını aldık da hükümeti kurduğu zaman ve seçim vaatlerindeki deklarasyonuna sahip olarak arkalarında duran siyasi partiler de aynı çizgide olmak üzere biz Türkiye'de tek kişinin her şeye yetkili olduğu bir ülke inşa etmeyeceğiz. Bu ülkede kurumlar vardır, kurallar vardır. Ülkenin denetim mekanizmaları işleyecektir, denge sistemleri yerine oturacaktır diye anlattığında bu tüm dünyaya mesaj olduğu gibi Türkiye'deki iş yapmak isteyen, yatırım yapmak isteyen, fabrika kurmak isteyen insanlara da bir mesaj olacaktır. Kimse parasını dışarı kaçırmayacaktır. Yabancı sermayenin girişi, yeni iş yerlerinin açılışı gittikçe gelişecektir ve ekonomi normalleşecektir. Bakın şimdi bir tablo oluşturdum. Bu tabloda Sayın Erdoğan eğer Cumhurbaşkanlığını kazanırsa ülkenin rejimi nasıl bir rejim olur? Veya Muharrem İnce, Meral Akşener, hatta Selahattin Demirtaş veya Temel Karamollaoğlu Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanırsa ülkenin tablosu ne olur? Rejimin niteliği ne hale gelir? Hiçbir yasal değişiklik yapılmadan henüz hiçbir yasal değişiklik yapmasanız bile Tayyip Erdoğan kazandığı zaman yürütmenin mutlak hakimi olacaktır. Kimse nefes alamayacaktır. Emirle, talimatla seçilmiş ve milyonlarca seçmenin oy verdiği belediye başkanını bile kulağından tutup atacaktır. Bütün yargı mensupları o nasıl isterse öyle karar verecektir. Adalete göre karar vermeyecektir. Yasama organı meclis, çoğunluk partisi onda olduğundan etkin olacaktır yasamada. Yargı tamamıyla hakimleriyle, savcılarıyla onun kontrolünde olacaktır. Hakimler, savcılar, yüksek kurulunu belirleme gücü nedeniyle, parlamentodaki çoğunluğuyla birlikte düşündüğümüzde, basın bu özgür olmayan yapısını gittikçe daha koyu hale dönüştürecektir. Ve basın özgürlüğü diye bir şeyi görmeyeceğiz. Sivil topluma da hakimiyetini göreceğiz. Yani sadece yasama, yürütme, yargı olarak devlet şarkının değil, aynı zamanda devlet dışındaki basın ve STK gibi kuruluşların üzerinde de hakim olacak, enselerinde boza pişirecek, kimseyi nefes alamaz hale getirecek, dışarıdan baktığınız zaman burada mutlak bir diktatörlük var diyeceğiniz bir yapı önümüzdeki 24 Haziran seçimleriyle Erdoğan'la birlikte pekişecektir. Bu bir ekonomik kriz demektir. İşsizler iş bulma umudunu kaybedecektir. Esnaf ekmek teknesini kaybedecektir. İşverenler iflas edecektir. İntiharları izleyeceğiz ve ekonomiyi çökmüş olarak göreceğiz. Tarımsal ürün üretim bile yapmak mümkün olmadığı için döviz fırlayacak, tarımsal gıda maddeleri ithalatında bile zorlanacak bir Türkiye ortaya çıkaracaktır. Ama diğer adaylardan biri kazandığı zaman, evet, yürütme onun kontrolünde olacaktır. Çünkü Cumhurbaşkanı her şeyden önce yürütme organının başındaki kişidir. Evet, yürütme ayrı bir erk olarak yeni Cumhurbaşkanı'nın direktifinde olacaktır. Ama yasama öyle olmayacaktır. Niye olmayacaktır? Bir kere adayların bazıları zaten bağımsızdır, parti genel başkanı değildir veya öyle söyleyelim, bağımsız demeyin, parti genel başkanı değildir. İkincisi de meclisteki çoğunluk tek başına çoğunluk partisi niteliğinde partilerin mensupları değildir. Dolayısıyla yasama idareden cumhurbaşkanından daha bağımsız bir güç olma niteliğini hiçbir yasal düzenleme yapmadan koruyabilecektir. Yargı da aynı şekilde. Çünkü Cumhurbaşkanı'nın bildiğiniz gibi Hakimler Savcılar Kurulu'nun 6 üyesine atama hakkı varken meclisin 7 üyesine atama hakkı var. Mecliste de
bu Cumhurbaşkanı olacak diğer kişinin partisi çoğunluk olmadığına göre meclisin atamaları üzerinde inisiyatif ve gücü olmayacaktır. Diğer taraftan basında normalleşme olacaktır. Şu andaki basın özgürlüğü Cumhurbaşkanı'nın etkisiyle basında normalleşmeye doğru dönecektir. STK'larda da aynı şekilde normalleşme, baskıdan uzak bir yapı ortaya çıkacaktır. Özet itibariyle şunu söylüyorum. Erdoğanlı bir cumhurbaşkanlığı Türkiye'de diktatörlüğün oluştuğu ve ekonomik krizi tetikleyen ana faktör olarak seçimden sonraya kendisini taşıyacaktır. Hangi felaketin başımıza geleceğini hiç kimse kestiremez. Ama diğer bir adayın kazanması halinde bu adayın vaatleri hariç, bu adayın mensup olduğu partilerin demokratikleşme yönündeki vaatleri hariç, sadece ve sadece onun seçimi kazanmış olması bile ertesi gün hem ülkede ekonomik olarak hem de dünyada bakış olarak bir rahatlama meydana getirecektir. Bu tablo gayet net ve açıktır. Onun için başından beri söylediğimiz söz budur. Ben en azından bunu her bulunduğum ortamda söylüyorum. Mutlak surette Türkiye'de normalleşmenin yaşanabilmesi için, ekonomik krizden bu ülkenin kurtulması için, çiftçinin, işçinin, asgari ücretlinin, esnafın, sanayicinin, girişimcinin rahat nefes alabilmesi için mutlak surette iktidar yapısının değişmesi lazım. Yani Sayın Erdoğan'ın değişmesi lazım. Başka hiçbir çözümü yoktur. Bak hiç başka hiçbir çözüm yok. Çözüm bu seçimde halkın elindedir. Anladım. O yetkisini kullanacak ve ülkede sorunlar çözülecektir. Peki, teşekkür ederim.